Evet arkadaşlar, Beşiktaş pazarındayım. Şöyle bir çiçekçinin önünden bir iki görüntü alayım sizlere. Çok fazla alamayacağım çünkü çok kalabalık. Şöyle. Evet, bir iki bir şey ben de aldım. Şimdi biraz sonra balkona, eve gidince gösteririm sizlere yine. Görüntüler alayım istedim. Şu anda Arnavutköy'de durdu motorumuz. Tekrar şimdi hareketi halindeyiz. Yeniköy'e doğru gidiyoruz. Birkaç tane de çiçek aldım. Onları da balkonda sizlere gösteririm. Bakalım neler aldık. Genelde klasik türler zaten. Ama güzellerdi. Formları hoştu. Ben de almak istedim açıkçası. Sizlere onları balkonda gösteririm. Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün 12 Aralık Pazartesi. Ben videomu ancak bugün devam edebiliyorum. Hafta sonu yetiştiremedim, çekemedim. Ve sizlere balkonumu şu halinde bir göstereyim istedim. Bakar mısınız? Hafta sonu çok şiddetli lodos fırtınası vardı. Dün gece artık iyice bir şiddetini arttırdı. Ben tabii bütün hepsini korumaya alıyorum. Yani korumaktan kastım işte bir kenara kuytuya çekmek. Başka bir yapabileceğim bir şey yok. Bu da buradaki raftaydı. Şu üst kısımdaydı. Şöyle hatta bir çıkayım. Sizlere şöyle bir iyice göstereyim. Şurada kenardaydı arkadaşlar ama akşam resmen o aşağı uçmuş ya da sabaha karşı mı bilmiyorum. İşte böyle. Yani İstanbul lodos fırtınası eksik olmayan bir ilimiz. Bakar mısınız? Hep gitmiş. İşte böyle olunca da benim hiçbir hevesim kalmıyor. Hiç yani gerçekten hiçbir hevesim kalmıyor. O kadar böyle itinalı bir şekilde bakıyorsunuz, büyütüyorsunuz. Maalesef bunları da benim yapabilecek bir şeyim kalmıyor yani. Kırılmış. Yani bu canım çiçeğimin kırıldığına mı üzüleyim? Şu topraklar, şu etrafın berbatlığı. Yani... Ayda bir kere, iki kere mutlaka bir lodosa biz maruz kalırız İstanbullular. Yani İstanbul havası gerçekten hiçbir yere benzemiyor. Bir de benim evimin bu önü komple açık olduğu için rüzgarın şiddetini kesebilecek hiçbir şey de yok. Hiçbir binada yok. O yüzden de ben çok şiddetli yaşıyorum bu fırtınayı, lodosu. Yani şurada yukarıdaydı arkadaşlar. Buraya gerçekten rüzgar öyle çok şey yapmıyor. Bakın şunlar hafifçecik. Bunlar bile düşmemiş ama onun düşeceği varmış artık. Ne yapayım arkadaşlar? Gerçekten neyi nereye saklayacağım, böyle durumlarda nasıl koruyacağım ben de şaşırıyorum. Ama gerçekten çok üzüldüm. Yani gerçekten çok üzüldüm. Şu hale bakın ya. Hep deforme olmuş, hep ezilmiş, kırılmış. Neyse yapacak bir şey yok. Toparlayacağız bir şekilde yine. Ama bunlar hep sık sık yaşadığımız olaylar. Yani
Rüzgar burada şiddeti çok yüksek arkadaşlar. Şu kadar geniş, açık bir alanda hani rüzgarın şiddetini kesecek bir bina, bir yapı da olmadığı için, önümüz açık olduğu için. Yani bu da çok güzel bir şey tabii ki, ama böyle lodos fırtınalarda işte hani gerçekten beni birazcık yoruyor. Çiçek bakıyor olmasam tabii ki de hiçbir sıkıntı değil, ama maalesef yani ne kadar korusak etsek de lodoslu havadan çektiğim kadar hiçbir şeyden çekmiyorum. Ben gerçekten ne ziraidondan korkarım, ne eksi derecelerden, sıfır derecelerden, kardan, buzdan hiç korkmam. Üstünü örtersin olur. Burada ben hiçbir şeyi örtemiyorum bile. Yani örtüler falan her şey uçuyor. Çünkü her şey bir lodos fırtınasıyla başlıyor. Günler sürüyor. Daha sonrasında ancak durum toparlanıyor. Yani aldıklarımı da size göstereceğim, ama öncelikle şu balkonu bir toparlayayım. Bakın görüyorsunuz, ben bunları hepsini ta cuma akşamından hep böyle bu demirlerden indirdim. Aa bak, bu da gitmiş. Ve bunun içi nerede? İçli. Ah ah ah. Kırılmış. Hadi o bir şey değil. Bunun içerisinde kaktüsüm vardı benim arkadaşlar. Pembe açan kaktüsüm vardı ama saksıyı bulduk. Toprak zaten uçmuş gitmiş, ama kaktüs nerelerde acaba? Onu da bulmam lazım. Balkonun diğer şu yan tarafı zaten maf durumda. Bakın işte onun toprakları da buralara gelmiş demek ki saksının. Bunları hep indirmiştim ben. Ah ah ah. Her yer her yerde. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu iş gerçekten deli işi. Akıllı işi değil bu çiçek bakmak. Gerçek söylüyorum ben. Ah, bunda hep kökleri oynamış. Of of. Aa, bakın. Bakın arkadaşlar. Deminki saksının içerisinde kaktüs buraya kadar fırlatmış rüzgar. İnanmıyorum. Topraklar burada. Ah, bu nasıl da güzel açıyordu bu kaktüsüm benim ya. İnşallah tekrar toparlanır biraz. Zedelenmiş demek ki, oradan oraya oradan oraya sürüklendi. Neyse şöyle atayım, bunlar hep elden geçecek, toplanacak. Ama halen daha fırtına devam ediyor, yani şu anda biraz şiddeti kesildi ama ara ara hep esiyor. Gece çıktım baktığımda bir şey yoktu, ama gerçekten artık ben de ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Yoruldum. Yani ben buraya kuşlardan korumak için file gersem, fileyi alır götürür bir komşunun bacasına, çatısına atar. Yani hiçbir şey durmuyor rüzgarın önünde, hiçbir şey durmuyor burada. İnanın ki balkonda biz zor duruyoruz rüzgarda. Ben çiçekleri korumak için bazen çıkıyorum. Bir de böyle aniden bastırıyor fırtına. Şu mavi tebeşirime çok, inanın çok üzüldüm. Onu daha büyük bir saksıya mı alsam, daha şöyle bir sağlam eksem onu. Yazın ekmiştim bunun içerisinde. Kocaman güzel de gelişti, büyüdü ama. Bunlar hep iş. Bunlar hep iş. Gerçekten evi bırakıp kaçasıp gidesim geliyor yani. Gerçekten deli iş. Yani bu akıllı insan işi değil. Yani bu hobiye başlamak da böyle bir şey işte. Yapacak bir şey yok. Seviyoruz. Gülü seven dikenine katlanır deyip. Çok da hırpalanıyorlar aşırı rüzgardan, fırtınadan. Çok hırpalanıyorlar. Yani gerçekten dediğim gibi ben soğuklardan, yağmurdan, kardan korkmuyorum. Kenara alıyorsunuz, üstünü kapatıyorsunuz. Oluyor bitiyor, ama fırtınaya, lodosa yapacak bir şey yok. Öyle az buz bir rüzgar esmiyor. Yani çok şiddetli, ciddi şiddetli rüzgar esiyor. Biz hatta bazen korkuyoruz, camlar patlar mı acaba diye. Camları açtığını bilirim ben rüzgarın. Camları o yüzden kilit alıp taktık eşimle. Öyle böyle bir rüzgar değil yani buraya. Öyle kolay değil buranın rüzgarı. Lodos fırtınası bambaşka bir şey burada. Bu topraklar evin içerisine kadar girmiş. Önce bir evin içinden başlayayım ben bir temizlemeyi arkadaşlar. Sonra buraları toparlayayım, yıkayayım. Daha sonrasında da bir doktor randevum var. Önce bir doktoruma da gideceğim. Evet arkadaşlar, artık aldığım sukulentleri videonun devam kısmında gösteririm sizlere. Çok bir şey almadım. 3 tane klasik türlerden aldım. Çünkü Eminönü'ne de gideceğim. Oradan da birkaç bir şey almak istiyorum. Ama ben önce şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra devam ederiz arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben videoma bir sonraki gün devam ediyorum. Şu anda 13 Aralık. Şöyle bir toparladım ortalığı. Öncelikle
ektim. Yeni saksısına mavi tebeşirimi geçirdim. Şu kırılmış olan bir iki yaprağı var. Onları tabii ben daha sonra keseceğim. Şöyle ekmiş oldum. Onu size göstereyim. Bu da arkadaşlar Beşiktaş pazarından almış olduğum klasik olan bir yılbaşı çiçeği. Şöyle ucunda da minik bir tomurcuğu var. Artık bakalım ya kırmızı açacak ya fuşya pembe. Bu klasik olan, o aşılı marketlerde, çiçekçilerde satılan türden değil. Ben daha çok bundan istiyordum açıkçası. O klasik olanlar daha uzun ömürlü oluyor gibime geliyor. Aşılılar bir türlü bende olmadı. Hatta şöyle elimde de var. Daha önceki senelerde hep eridi gitti yazın. Onu da böyle bunun içerisine ektim ama bu benim geçen yıldan almış olduğum, marketten aldığım yılbaşı. Bu da kırmızıydı. Kala kala bu kaldı elimde. Kel tavuk gibi. Yalnız bu arada saksımın da şıklığını göstereyim size arkadaşlar. Bu dantel sepet. Bunu ben kendim yaptım. Bir de sarısı var bunun. Ben böyle bu tarz el işleri yapmaya da meraklıyım. Bir dönem çok çok yapmıştım. Böyle kırnap ipinden, işte makrome iplerinden çok güzel böyle saksılar yaptım. Yani saksı kılıfları yaptım. Onları da ara ara gösteririm sizlere. Bir tane şundan aldım. Neydi bunun adı? Sedum. Clavatum'du bu. Çok klasik bir tür ama bende yoktu bundan. Bir tane bundan aldım. Şu türümde geçtiğimiz yaz kaybetmiştim. Hazır görmüşken onu da aldım. Yani şu 3 tanesini aldım. Dediğim gibi bir de Eminönü'ne gideceğim. Eminönü'nden de alırım. Ara ara bahçe markete gidiyorum. Oradan da alırım. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Balkonda kaba taslak şöyle bir toparladım, temizledim. Buralar hatırlıyorsanız her taraf topraktı. Şöyle bir toparladım. Saksılarımı balkonun iç kısmına aldım. Çünkü feci bir yağmurda bastırdı tabii, lodosun arkası yağmurdur. Onları da böyle toparlamış oldum. Bankımı o köşeden buraya aldım. İcabında gerekirse bankın üzerine ve altına da koyup onları örteceğim. Bunlar zaten burada kaktüslerim. Diğerleri de bu şekilde burada. Yani kırılanları, dökülenleri, o fırtınada hasar görenleri toparladık. Bunlar da bu şekilde. Aloe veramı da diğer köşeden buraya aldım ki burası sabahları en azından 1-2 saatte olsa bir güneş alıyor. Diğer kısmı akşam üzeri batmaya yakın geliyor güneş. Şöyle kaba taslak toparladım arkadaşlar. Tabii şimdilik bütün askıları asmıyorum. Böyle klimanın altına, birazcık daha kuytu olan balkonun iç kısımlarına koyuyorum. Çünkü bizim burada maalesef fırtına da dayanmıyor. Hepsi yerle yeksan oluyor. Şöyle bu şekilde. Tabii yağmur çok yağarsa, şiddetlenince bu iç kısma mutlaka geliyor ama o zaman da onları böyle bankın üzerine, masanın üzerine alınca sıkıntı olmuyor. Ama şimdi fırtına lodos durduğu için artık öyle bir şiddetli bir yağmur olmaz. Şunları da kabaca sizlere göstereyim. Bunlar da evin içerisindeki çiçeklerim. Vallahi içeriye, dışarıya her yeri doldurduk. Bu çiçek sevgisi de böyle bir şey. Kalan şu ciğerim muhteşem kızardı. Böyle güzellikler. Şu yılbaşı kaktüsümü de diyorum arkadaşlar, bu şirek kulağını boşalttım. Saksının içerisine ekeyim diye düşündüm. Bu saksı tam ona göre böyle, bakın. Çok da güzel, çok da şık olacak. Bunu yalnız evin içerisine alacağım. Bir de evin içerisine bakmayı deneyeyim ben. Hatta kendi odama koyarım böyle. İşte böyle 3 tane en klasiklerden sukulent yine aldım. Geldim cumartesi günü. Onları ben bir ara ekerim zaten. Şöyle son bir kez daha sizlere buraları göstereyim. Fırtına bitti. Ama balkon da bitti tabii. Serap da bitti. Temizle babam, temizle, yapacak bir şey yok. Hava da o kadar soğuk ki bugün arkadaşlar, yani şu anda 6 derece gösteriyor, buz gibi. Cumartesi pazar 18-20 derece arasındaki bir sıcaklık, tabi lodos olduğu için. Bir anda da böyle bir ani düşüş. Aman çiçeklerinize dikkat edin gerçekten. Özel türleri olanlar mutlaka korusunlar. Benimkiler en klasik olduğu için ben birazcık daha böyle devam edecek. Zirai don uyarılarında zaten onların hepsini bu demirlerden alıp balkonun iç kısmına, böyle sehpa, bankın, masanın üstüne, altına onları saklayacağım. Üzerlerini de örteceğim. Her sene o şekilde yapıyorum çünkü. Öyle atlatacağız bu kışı da. Ama gerçekten bu fırtına, lodos beni en çok korkutan hava olayıdır. Ben öyle kardan, dondan aman aman korkmuyorum, dediğim gibi.
fırtınadan çok korkuyorum. Çünkü mahvoluyor çiçekler. Perişan oluyorlar yani. Böyle arkadaşlar. Ben videomu burada sonlandırayım. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.